Antalya'da 22 Mayıs günü meydana gelen olayda Aytaç Süleyman Budak'la kız arkadaşı Safiyer Nur Gürbüz arasında kavga çıktı. Gürbüz ikinci kattaki evin penceresinden apartman girişinde park halindeki Daş Budak'a ait otomobilin üzerine düştü. Yaralanan Gürbüz hastanede tedaviye alınırken Daş Budak ise ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Tozmaz bir şey girmez. Safiye Nur Gürbüz yaşadıklarını hastane odasında gazetecilere anlattı. Olay günü erkek arkadaşının kapıyı kilitleyip kafa atması sonucu burnunun da kırıldığını ileri süren Gürbüz, pencereden yardım istedim, iki kişi gördüm ileride, onlara bağırdım. Daş Budak iki kişiyi görünce polis gelecek diye korktu. Bir anda beni pencereden itti. Arabanın üstüne düştüm. Araba olmasaydı ölebilirdim. Belim, sol elim ve sol bacağım kırıldı. Sonra aşağıya yanıma geldi dedi. Aytaç Süleyman Daş Budak'ın kendisini kucaklayıp tekrar apartmana zorla sokmak istediğini söyleyen Gürbüz bu sırada betona düşürdüğünü de söyledi. Daş Budak'ın hala kendisine zarar vermesinden korktuğunu aktaran Gürbüz, cezaevinden çıktığı zaman bana zarar verebileceğini düşünüyorum. Ölmek istemiyorum. Çünkü pencereden beni aşağı attığında aşağıda araba olduğunu bilmiyordu. Beton yere düşseydim direkt ölmüştüm. Felç ya da sakat kalabilirdim ifadelerini kullandı.